Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Bu konudaki diğer bir rivayet de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kızma buyurdu. Adam dileğini birkaç kez tekrar etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında ısrarla kızma buyurdu. Bu konudaki diğer bir rivayet de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Erkek veya kadın bir mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Kızgınlığı yenmek Allah Teala'yı memnun eder. 2. Sabrın en değerlisi gücü yeterken kızgınlığını bir tarafa bırakıp insanları affedebilmektir. 3. Sabrın sonu selamettir. 4. Kızmak insanı sonradan pişman olacağı söz ve fiillere sevk eder. 5. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın koyduğu sınırlar çiğnendiği zaman kızmış ve kızmakta sakınca görmemiştir. 6. Dünya çıkarı için değil, dini maksatla ve Allah için kızmak hoş görülür. 7. Dünya imtihan dünyasıdır. 8. İnsan dünyada çeşitli şekillerde imtihan edilir. Bu imtihanlarda gösterilecek olan tavır sabırdan ibarettir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi sabır ehli eylesin. Amin.